Çıkma dışarı, çıkma. Yağmur geliyor, yağmur yağıyor. Dolu yağıyor. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Telefonumun üzerine su damlıyor. Şuradan çekeyim. Yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmur Yakup. Kolu yağıyor. Kolu yağıyor. Yağmur. Oy maşallah maşallah ne güzel. Dolu da böyle karışık yağıyor. Çiçeklere kadar soğuk olarak el ödedik. Oh çiçeklerim de yağmur suyuna doydular burada. Ne oğlum? Ha? Kapat 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 diyor Yakup. Dur annem dur dur. Oğlum kalk dur. Maşallah ne güzel yağıyor öyle. Sen nerede? Yağmur tolu yağıyor bak. Tolular düşüyor bizi görüyor musun? Hmm. Geliyor bak yağmur geliyor şu anda. Yağır bir yerlere ama nereye yağmış? Yağarak geliyor şu anda. Oğlan da ekran. Herhalde yağmur damlası düştü kameranın önüne. Kapanmıyor. Çok güzel yağdı yağmur şimdi arkadaşlar. Geceden beri yağıyor zaten de doluyla beraber karışık yağdı. Çiçeklerimle ne güzel yağmur suyuyla tozu toprağa gitti. Bu arada saat şu anda 12'ye 10 var. Müge Anlı'yı izliyoruz biz yine. Yine enteresan bir konu var Müge Anlı'da. Her gün olduğu gibi. Reklam şu anda, reklam yok yani. Biliyorum reklama girdi canım. Biliyorum. Hı. Ali de bugün izinli. Bu arada herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Biz selam vermeden ben böyle videoyu açmışım. Öğlen oldu. Öğlen. Günaydın öğlen, öğlen oldu. Evet doğru saat 12. Öğlen oldu. Geç kalktık. Hava soğuk ya. Yataktan da kalkasımız gelmiyor. Kalksak ne yapacağız sanki? Kış günü yatılır valla. İşin gücün yoksa. Değil mi Yakup? Yakup da almış abisinin telefonunu. Ha? Kazağını da çıkarttı. Anne çıkar çıkar dedi. Sıcakladı beyefendi. Şimdi birazdan geri giydiririm bunu. Yakup. Şu diğer odanın penceresindeki kaktüsümü buraya getirdim. Orada pek bakamıyorum. Burada gözümün önünde olsun dedim. Buraya getirdim. Dün onu sulamasını falan da yaptım. Ya yağıyor hala. Yağmur tekrar başlamış. Gerçi. Pencere kapalı olunca hiç yağmur sesini duymuyoruz. Maşallah ne güzel yağıyor. Ne güzel. Oh oh oh. Rüzgar, yağmur, karma karışık vallahi.
Herkese selamlar canlarım, güzellerim. Evime hoş geldiniz, mutfağıma sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir güzellerim benim. Güzel kalpli bacılarım, güzel kalpli yüreği, güzel takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, bomba gibiyiz yine. Her zaman güne ya Allah ya Bismillah diyoruz. Yeni bir güne uyandık. Enerjik olmalıyız, pozitif olmalıyız. Enerjik, pozitif uyanırsak o günü akşama kadar böyle enerjik, mutlu, dinamik bir şekilde, güçlü bir şekilde geçiririz ve benim enerjim sizlere de yansır inşallah diyorum ve ne yapıyorum? Günün kahvesini yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günleriniz? Bizim çok şükür Allah'ım arkadaşlar sağlıklı, sıhhatliyiz diyoruz. Şükrediyoruz her zaman halimize. Bugün süpürge işi yapmadım. Süpürge tutmadım. Dünden süpürmüştüm. Öyle aman aman süpürge işi yok. Ha, günün ilerleyen saatlerinde bakarım evin durumuna. Salon malon temiz yani. Öyle bir şey yok. Dedim eğer ki süpürge tutmam gereken bir durum olursa süpürürüm. Sorun değil. O yüzden şimdi ne yaptım? 1-2 Azıcık şekeri fazla atacağım bacılarım. Kızmayın bana. Kahveyi şekersiz içemiyorum. Çayı şekersiz içersin gene de bir nebze yani. Çok zorlanıyorum. Bir ara çok istedim çayı böyle bir kaşık atayım. Yani böyle şey çay hani bir çay bardağına bir çay kaşığı atayım diye uğraştım. Böyle bir hafta kadar denedim, zorladım kendime. Yok anam çaysız, çayın şekersiz tadı olmuyor anam. İçenlere takdir ediyorum. Çayı şekersiz içenleri alkışlıyorum gerçekten. Yalnız onlardaki havada kimse de yok. Ha. Hep öyle bir espri var ya. Çayı şekersiz içenlerin havası da kimse de yok diyorlar. Ben içemiyorum arkadaş. Yok çayı şekersiz içemiyorum. Kahveyi de şekersiz içemiyorum. Bugün gördünüz hava yağmurlu. Ay o ilk yağmurlu, yağmur yağarken videoyu başlattım ya. Sonrasında ne yağmur yağdı, ne yağmur yağdı. Oo, doluyla beraber dolu karışık yağmur yağdı. Şimdi de hava kapalı. Bugün Ali izinli evde. Çocukları o yüzden o alacak. Bugün ben okula gitmiyorum. Ali evde olduğu sürece biz de babamız evde olduğu sürece çocukları babamız alır okuldan. Şöyle kahvelerimizi koyalım. Güzel bir kahve içelim. Biraz daha enerji toplayalım. Sonra günlük işlerimize başlayalım. Çamaşırlarım var. Bir yığın dolusu. Teras çamaşır dolu. Dünkü videoda gördünüz zaten. Çamaşırlarımı katlayacağım güzellerim. Sizlerle sohbet eşliğinde katlarız yine. Muhtemelen Ali de bana eşlik edecek. Çünkü Ali de evde bugün öyle çarşı marşı işi yok. Zaten hafta sonu market alışverişimizi falan da yapmıştık güzellerim. O yüzden bugün ne yapacağız? Yemeğim de var bugün benim arkadaşlar. Dünden tavuklu bezelyem var, pilavım var. Oğlanlara da bakarım. Canları ne istiyorsa onu yaparım. O yüzden bugün çamaşır işlerini halledeceğim. Çamaşırları bitirdikten sonra acaba ütüyü de yapabilir miyim bilmiyorum. Bakarım artık duruma göre. Ütüyü de yapmaya zamanım olursa ütümü de yaparım. Şu tarz ütü gerektiren yazmalarımı geçen hafta hep yıkamıştım. Onların hepsi ütülenecek. Onları ütüleyeceğim. Bu yazmalarımı bana hep anacığım yaptı sağ olsun. Bunu çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Böyle kenara böyle döküm döküm ya. Bir de bilmiyorum bu kahverengiyi kendime yakıştırıyorum. Bilmiyorum siz yakıştırıyor musunuz bacılarım? Ben hoşuma gidiyor. Yakıştırıyorum bu kahverengiyi. Öyle ne yapıyorsunuz başka? Sizler ne yapıyorsunuz? Kahve keyifleri, sohbetler, çay keyifleri, dedikodular kırıla gidiyor değil mi? Konu komşu falan. Zaten öyle günlük bir kahve keyfimiz var arkadaşlar. Öyle çarşı, pazar, kafelerde falan gezen biri değilim. Tamamen ev hanımıyım. Evime bağlı bir hanımım. Evimden bir yere gitmiyorum. Gidersem tek başıma gezmeyi pek sevmiyorum ben öyle. Ben eşimle, çocuklarımla hep birlikte gezmeyi seviyoruz biz. Ali de öyle yani tek başına gezmeyi sevmez. Gezecekse hep birlikte beni de alır yanına. Çocukları da alırız. Gezeceksek hep birlikte gezeriz. Tek gezmeyi sevmeyiz. Aile olmak bunu gerektiriyor zaten. Kahvem de köpürmeye başladı. Yavaş yavaş kaynayacak. Güzel bir kahve içelim. Bugün günlerden salı. 15 tatile 3 gün kaldı.
Sabah sabah ne oldu? Uyuyakalmışım ben bu sabah. Ay nasıl olmuş öyle? Bilmiyorum. Bir uyandım saat 8'e 25 var. Çocuklar 8'de evden çıkıyorlar. Yani 8'i 5 geçe falan evden çıkıyor çocuklar. Ay saat 8'e 25 var. Aman Allah'ım uyuyakalmışım. Bir fırladım yataktan. Üstüme ceketimi giydim, patiklerimi giydim. Koştum çocukları uyandırdım. Hemen elektrikli sobayı açtım. Çocukların kıyafetlerini koydum sobanın önüne. Olduk. İyi ki seni tanımışım. İnşallah seninle karşılıklı tanışmak nasip olur. İnşallah canlarım gerçekten böyle benimle gerçekten tanışmak isteyen takipçilerimle ben de çok isterim tanışmayı. Benim yerim yurdum belli. Az çok da, videolardan biliyorsunuz yerimi yurdumu. Buyurun beklerim güzellerim. Şey demiş, buradaki takipçi arkadaşlarla da akraba gibi olduk. Birbirimize selam gönderiyoruz. Mesela Nuray Hanımcığım, bu arada buradan da söyleyeyim. Nuray Hanımcığım çok çok geçmiş olsun. Annenize Allah acil şifalar versin inşallah canım benim. Nuray Hanım şimdi Ankara'ya gitti annesinin yanında. Dünkü videoma yorum yapmıştı. Yoldayım, Ankara'ya gidiyorum. Annem hasta, ameliyat olacak diye. Annene acil şifalar diliyorum canım. Benim yerime ellerinden öp anneciğinin. Niye vuruyorsun sen bana? Teyzeleri geldi bana vurdu. Nereye gelin? Ama şimdi kahvem taşar ha. Nereye gelin? Orada ne var? Hangi işin? Onu mu alacak? Tamam. Hepsini alacağım. Hepsini almıyorum. Sadece bunu veriyorum. Sadece bu. Bu? Evet sadece bu. Anlaştık mı? Otokoyu. Bak işte bak. Baba bize kızacak şimdi. Hepsini toparla. Çabuk toparla hepsini. Allah'ım hasta olanlara şifa versin ya Rabbim. Nuray Hanım'ın da annesine Allah'ım Rabbim şifa versin. İnşallah ameliyata girecekmiş. Rabbim yardımcınız olsun canım benim. Nuray Hanım'ın yorumunun altına bir sürü takipçim geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlar. Allah razı olsun onlardan da. Şey yazmış işte takipçim de şey yazmış. Buradaki takipçilerinle akraba gibi olduk. Birbirimize selam gönderiyoruz. Birbirimizin yorumlarını beğeniyoruz falan diye. Hepinizden Allah razı olsun canlarım benim. Benim kahvem de bu arada kaynamak üzere. Şöyle köpüğünden alacağım birazcık. Kahve dediğin köpüklü olur değil mi? Kalktın mı Yakup? Kalkamadım. He? Babaya götür, baba taksın. Hadi aşkım. Neden takamıyorsun acaba? Kahvem kaynadı güzellerim. Biz kahvemizi içelim. Sizlerle yine böyle sohbet eşliğinde içelim kahvemizi. Kahvem de köpüksüz oldu kız. Kız bu kahve niye köpüksüz oldu köpüğünü aldığım halde? Neyse. Tadı güzeldir. Değil mi? Hadi bakalım günün kahvesini içelim. Baba telefonları aldım. Niye aldın telefonları yine? Taktım. Bak. Kahvemiz hazır Ali Bey. Sonunda. Sonunda. Evet canım. Şöyle dedik yağmura karşı yağmuru izleyerekten kahvemizi içelim dedik. Yağmur durdu. Yağmur durdu. Ben kahveyi yapana kadar yağmur durdu. Onları niye çıkarttırıyorsun oğlum? Baba pil takılmıyordu. Baba takıyor pili. Kayseri'de kim vardı? Geçmiş olsun. Bak takılmıyor. Kayseri'den Yasemin Güneş vardı. Evet. Aa evet. Sabah telefonu elime aldığımda baktım Kayseri'de deprem olmuş arkadaşlar. Kayseri'den beni takip eden takipçilerime özellikle Yasemin Güneş Hanım'a çok çok geçmiş olsun. Ben Yasemin Hanım diye bir tek aklımda Kayseri'den.
sürekli bana yorum yazdığı için sağ olsun, yazan elleri dert görmesin. Kayserili takipçilerime, Kayseri'deki tüm yaşayanlara evet, çok efendi. Geçmiş olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın ya, inşallah canlarım. Yasemin Güneş Hanımcığıma da ayrıca geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım göstermesin bir daha. O korkuyu bilirim ben yani. Ben liseye 2'ye gidiyordum. Bir deprem olmuştu burada. Çok kötü. Ya, yani Allah'ım yaşatmasın bir daha. Ne oldu? Ne oldu? O yüzden yani. Ay ay. Dört dörtlü olup bayağı büyük olmuş. Yani. Evet. Benim Instagram'dan takip ettiğim bir kadın var Kayseri'den. Onda da demin storylerine baktım. Şeyi gösteriyor. Deprem olmuş bitmiş. Artçı sarsıntılardan dolayı avizenin nasıl sallandığını gösteriyor. Geçen bizim burada olmuş da. Deniz olmuş o sonuçta. Bunlara pislik bir bilgiyle hissetmedik yani. Hissetmedik vallahi, duymadık. Ya, canlarım siz böyle biraz uzak mı kaldınız bize? Şöyle acık. Acık yakın olalım. Bak daha iyi oldu böyle. Elinde kahveyle bizi izleyenlere de afiyet olsun. Kahve keyfi yapanlara. Hep yazıyorsunuz oldu, ya. Oldu. Elimde kahvemi aldım sen, seni izliyorum Göknur. Çayımı aldım seni izliyorum Göknur diyorsunuz ya. Çay kahve keyfi yaparak bizi izleyenlere de ayrıca selamlar olsun. Ders takın oğlum, o yüzden olmaz öyle. Ay ay. Bir kış günü. Güzel lapa, bir kış günü. Lapa lapa kar yağarken. Allah dışarıda olanlara da yardım etsin. Rabbim bu soğukta dışarıda çalışanlara da Rabbim yardım etsin. İşte Allah yardım etsin diyorum. Öyle Allah mi? Sana da yardım etsin. Ha, sen bugün çalışmıyorsun, evdesin işte. Abicim gider gider gelir. Önce aileni alır gelir, sonra Aytuğ'u gider alır gelir. Bununla karşı yoktu. Allah Allah. Siyah beyaz yaptın. Değiştirdin mi onları? Beşiktaşlı yaptın. Keşke Alper'in şeyi nasıldı? Kılıfı? Telefon kılıfı. Aynen. Değiştirmek istiyorum. Yani eski mi? Eskimiş mi? Hani o Fenerbahçeli almışsın ya Aytuğ'a. Açı. Onu kaça aldın? Açı. Ne açayım, neyi? Aytuğ'un telefonuna babası dün Fenerbahçeli telefon kılıfı almış. Bir sevindi. Bir sevindi, bir görmelisiniz. Kapadın mı? O gün AVM'ye gittiğimizde bakıyorlardı telefon kılıflarına. Bu tarafa geçen ne? Yok şimdi. Neyi açacağım, neyi? Şunu. Telefon açma. Pili yok ki onun, çalışmaz ki. Çalışıyor. Çalışıyor. Pili yok, pili. Pili var, pili olmadan çalışır mı? Pili yok. Evet. Pazardan pil aldım. Pazardan pil al babası. Duyuyor musunuz? Pazardan pil al diyor. Tamam, pazardan pil alacağım, takacağım. Al bunu götür hadi. Al onu koyar ikisini de. Evet. Pazardan bilmiş. Pazardan pil alıp takacağım ona ben. Pazardan pil alacağım. Sana da pil takacağım, sana da. Sana da pil alıp takacağım ben. Yok benden ölümde hapis istemiyor. Doğal kalıpta şofbende. Tüklü şofbenlerde. Çıkartıyor şimdi. Çıktın mı? Kış gelince doğalgaz ya da elektrikli soba, doğalgaz sızıntısı ya da elektrikli sobadan, tüplü sobadan, sızıntıdan yangın haberleri duyuyoruz televizyonlarda. Yaz gelince denizlerde ya da göllerde akarsuda boğulma ölümleri duyuyoruz. Allah'ım kimseye yaşatmasın ya Rabbim. Şimdi haberlerde küçük bir kız çocuğu şofbenlerden öğrenmiş, ölmüş. Aha açıldı. Bak burada yapıt var mı? Allah'ım esin. Onda yapıt var mı bilmiyorum. Açılınca bakacağız. Yok onda yuput, yok. Bekle aç olsun da. Yutup diyemiyor, yuput. Aynı dike. Bunu takayım. Ney? Bunu takayım. Tak, bekle aç olsun, bekle. Bunu da takayım. Onun şarjı da yoktur. Bunu şarja takmamız lazım, şarjı yoktur onun. Onda buraya takıyorum. Onda onu takmıyorsun, onda onun pili yok. Evet. Onu takacağız. Evet, onu sürüyor. Yani sürüyor. Yeee, gidiyor. Ay, ay. Evet. Yeee, yaşasın. Var mı, onu yaşasın var mı? Yakup yok kaç onda. Gündür parka gitmek istiyor ama parkın kumları kurumuyor ki, çamur.
Göl olmuş bak. Göl göl he. Yahut göl olmuş. Güzel daha da kurumaz. Daha bu hafta da kurumaz. Yağış var. Yağış he. Yağış var. Kar yağıyor şimdi. Soğuk var. Otomatik yazıyor burada. Baba. Otomatik. Öyle mi? Evet. Otomatik mi yazıyor? Sen okula gideceksin mi Yakup? Hayır. Bak bu cinayet çözülmüş ha. Ama kim çıkmış bilmiyorum. Dün şeyde telefonda gördüm ben. Neyse. Hatay değil miydi bu bakıcı? Zaten burada Antakya'da oluyor ya olay. Benim güzel kızım geldi, teyzeleri. Okuldan geldi prensesim. Yap bakalım. Hani kız. Ali şimdi Aylin'i aldı, geldi. Şimdi de Aytuğ'u almaya gidecek. Kalabilirsin. Ben şeyde olurum. Tamam hadi elini yüzünü yıka sen. Bye.
esiyor. Rünkar suskun. Bir masum menekşe. Anneciğim. Paşa. Ne oldu? Hayat sevince çok güzel. Kapkara bulutların. Günün çamaşırını da koyduk. Ya o kızım, oğlum, siz bu halının üzerine ne dökmüşsünüz? Ayağıma yapışıyor ikide bir. Bugün hep şemsiyelerle oyun oynanıyor. Muz yemek isteyen var mı? Hadi afiyet olsun. Çöpe atıyoruz tatlım onları. Hadi bakalım. Hayır aşkım. Çöpe atacak Yakup da, değil mi oğlum? Hayır. Ama hayır değil. Muzun kabuklarını çöpe atıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin, evet dedi. Bak ablası, gördün mü? Orayı yiyeceğim. Tamam, bırak ablası, o soyar. Soyacağız. Aferin. Afiyet olsun. Birazdan Ayto abimiz gelir. Değil mi? Onu, hayır, bitir onu. Yakup, onu bitirir misin? Bak ne yapmışlar, odayı dağıtmışlar. O sehpayı kaldırır mısın lütfen? Hı? Ney? Ama yere düşmüş, sehpayı kaldırman gerekiyor. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Makineye çamaşırımı attım. Şu bazı yine duvar lekeleri görüyorum ve ben sinir oluyorum duvar lekelerine. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Sonra burada var biraz. Ailenin çalışma masasının hemen karşısı. Duvar kirlenmiş çünkü burada mavi mavi lekeler var. Bunlar sulu boya lekesi. Sulu boya çalışmıştı bir ara. Onun lekeleri. Ne yapacağım ben? Şimdi sizlere göstereyim yine. Ha bir de yine şurada da biraz böyle el lekeleri oluşmuş. Bir de şurada. Ben size Yakup'un yaptığı bir şeyi anlatmayı unuttum. Bakın ışığı açınca nasıl da belli oluyor. Görüyor musunuz duvardaki lekeleri? Yakup ne yaptı biliyor musunuz? Ben size dur anlatayım canlarım. Benim bu yaramaz Yakup, şu tripodumu kaldırayım kenara. Şimdi duvar lekelerini neyle sileceğim? Daha önce de şununla. Mr. B'nin kremiyle sileceğim. Şu bezle, elimdeki bezi ıslatıp bundan döküp böyle çok güzel duvar lekelerini temizliyor arkadaşlar. Duvardaki lekelere karşı çok hassasım. Hiç sevmiyorum duvarda leke görmeyi. Ama tabii ki çocuklu ev olduğu için de maalesef duvarlarda lekeler oluyor. Ve ben de sürekli müdahale ediyorum bu duvar lekelerine. Geçen bundan 4-5 gün önce Ali eczaneden bir krem aldı. Ne kremi? Mantar kremiydi.
Hani ellerde ayaklarda bazen olabiliyor ya. Şimdi gün boyu ayaklarımız çorabın içinde olduğu için, hani biz evde olanlar için sorun olmuyor da çalışanlar ve öğrenciler için mesela ayaklarda mantar olabiliyor. Eczaneden krem aldım. Bana da gösterdi. Bunu dedi, yukarı çıkarken üst kata çıkar dedi. Yukarıdaki aynı şeyde, banyonun dolabında dursun dedi. Tamam dedim, ben de aldım. Kapının girişindeki ayakkabının üzerine koydum. Genelde üst kata çıkarılacak olan şeyler olduğu zaman, böyle ufak tefek bir şeyler, bunu yukarıya çıkarmam lazım falan dediğim zaman, ya merdivene koyuyorum büyük bir şeyse, küçük bir şeyse kapının girişindeki ayakkabının üzerine koyuyorum. Çıkarken hemen oradan alıp çıkarmak için. Ben de ayakkabının üzerine koydum. Yatacak saat. Sütlerini hazırlıyorum çocukların. Ali gece vardiyasındaydı. Kremi almıştı, işe gitmişti. Kremi oraya koydum, onu işe gönderdim. Ben de çocukların sütlerini hazırlıyorum falan. Oğlanlar bir yandan ders programlarını hazırlıyorlar. Ben bir yandan Aylin'in ve Yakup'un falan sütünü hazırlıyorum. Alper beni bir çağırdı. Anne koş yetiş, bak Yakup ne yapmış dedi. Tabii o böyle var ya, inanın bir dakika sürmedi. Yakup'tan bir sessizlik. Yani Yakup'ta bir sessizlik var. Bir dakika sürmedi. Çocuklar defter kitap hazırlamaya dalmış. Ben süt hazırlamaya dalmışım. Yani o bir dakikada Yakup sen o kremi al eline ve sık 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 onu sen el kremi zannet. Hani günün içerisinde sürekli ben el yüz kremi kullanıyorum ya elime yüzüme. Genelde de abdest aldıktan sonra benim yüzüm cildim çok çabuk kuruyor. Hemen her abdestten sonra yüzüme krem sürüyorum ben. Sen onu el yüz kremi zannet, mantar kremini bir güzel elinin her yerine sür. Bir geldim merdivene oturmuş, merdivene sürmüş, duvarlara sürmüş, ellerine sürmüş. Yeni alınan bir tüp mantar kremi yarıya düşmüş. Sıkmış, 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 sıkmış. Onu yarıya düşürmüş. Bütün mantar kremi merdivenlerde ve duvarlarda ve elinde. Bir de ne yapmış? Elini böyle... Duvarlara böyle böyle sürmüş. Orada beş parmak el izleri duvarlarda. Allah'ım, görünce ben ne yapacağımı şaştım. Ortalık berbat olmuş. Ona mı üzüleyim? Yeni alınan mantar kreminin yarısı heba olmuş, ziyan olmuş, gitmiş. Ona mı üzüleyim? Yani daha açılmamıştı krem. Kapağı açılmamıştı. Kendisi açmış. Ona mı üzüleyim? Yatmaya çıkacağım artık, yorulmuşum, bir an önce yatağa yatmak istiyorum. Bana iş çıktı, ona mı üzüleyim? Tabii ki hiçbirini üzülmedim, ne yapabilirim, çocuk bu. Kaşla göz arası onu almış bir güzel, her yere sürmüş. Neyse ben aldım Yakup'u, halıya falan da sürmüştü. Halıyı sildim, merdiveni sildim, duvarları öyle bir sadece bezle sildim. Kendinin de elini yüzünü yıkadım, üstünü değiştirdim. Neyse çıktık yatmaya. O gün de biz erken yatmaya çıkmıştık. Ali gece vardiyasındaydı ama saat 3'te yani gitmişti işe. Sonra o arada da Ali görüntülü aradı iş yerinden. Gün içerisinde hep arar beni, görüntülü falan arar. Ben dedim yatmaya çıktık. Niye diyor bu kadar erken çıktınız? Dedim ne yapayım, yoruldum, çok yoruldum. Artık yatağa, çocukları yatağa yatırayım. Ben de yatıp dinleneceğim artık dedim. Vallahi dedim bak böyle böyle. Sarı Paşan bunu yapmış. Ali de orada güle güle aklı gidiyor. O orada gülüyor, biz burada gülüyoruz yaptığına. Yani işte şimdi ben ne yapacağım canlarım? İşte şuradaki duvar lekelerini falan şu cifle bir güzel sileceğim şimdi. Şimdi şuraya deterjanlı su hazırladım. Şundan koydum. Bunun içinde domestosu var. Domestos koydum, piril koydum, bulaşık deterjanı piril koydum. Bu bezi de içine koyup biraz böyle şey yapacağım. Şunun içinde. Şimdi ve bu kremden bir daha dökeceğim. Ara ara gelip batırıp kremden döküp duvarları silmeye başlıyorum camları. Şuralara bakarsanız nasıl da kirli. Yakup Bey. Bunlar toplamadık değil mi? Atma ortalara.
Nasıl olsa birazdan uykusu gelir, uyur. Oğlun o gün hani şey yaptı ya, kremi. Onun denizlerini siliyorum. Şu tarafta da var. Ay, şöyle çevireyim. Şuralarda da var. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Efendim de var diyor, bir şikayet ediyor. He? Son kalemisi şey mi gelir diyor. Ne gelir? Son günler mi? Ha. Düşmedi, evet. Valla nerede bir şey göreyim, hemen oraya müdahale ediyorum.
yoldaş mı? Annem. Buradayım. Babacığım, ne yapıyorsunuz? Ha, kuzu? Senden saklanıyorduk biz, buraya geldik. Senden kaçtık kaçtık. Ne yapıyorsunuz arayıp? Bizi aradın, bulamadın mı evin içinde? Babacığım. Ben senden kaçtım ya. Olmadı. Evet, biliyorum, babanın o. Öğrendin mi annesi? Kimin bu şu? Bu da babanın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz köşeyi ne yapıyoruz? Nasıl yapıyor? Çünkü yak. Nasıl yapıyor? Nasıl göster bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlara bir göster bakalım arkadaşlara. Onu niye çıkarttın? Ha? Olmuyor. Bu kırıldı işi. Neyse, Yakup oyuncağı çıktı. Yakup o biraz ayıptı, görsün onu evden alır. Bak. Neymiş Yakup o? Şemsiye kutusu. Ney kutusu? Şemsiye. Şemsiye kutusu. Anlamıyor musun annesi sen? Onu takıyoruz böyle. Anlamıyor musun annesi? Anlamıyorum. Saklıyor mu? Aa, resimleri var. Yakup, oynama. Benim takım sandığımı oynama. Onu nereye saklayacağız? Ben de bilmiyorum artık var ya. Bak, 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 nereye saklayacağımı şaşırdım yani. Anneni içeri getir de, Yakup. Anne. Tripodunu getir de, tripodunu öyle mi? O bilemez ki. Aileme söyleyeceğim ama, bu bilemez. Üstündeydi. O ayakkabının üstündeki tripod var ya oğlum. Tornavida var, öyle mi? Tornavida var. Bırak. Ayakkabının üstündeki tripodu getir, tamam mı? Geçeyim ben, ufak olan. Ufak olan, ufak. Küçük olan var ya, küçük. Ne? Küçük olan var, küçük. Sen Aylin ablayı çağır bana, ben Aylin ablaya söyleyeyim. Tamam mı? Tamam. Çağır, annem çağırıyor de. Evet, o. Ha, onu getir, onu. Onu getir. Evet. Evet, o. Kırık olan parçasını da getir ama. Hepsini getir, hepsini. Sen yapamaz diyorsun, ha. Al işte, al, al. Gör de. Tamam mı? Ah, benim. Aman hadi kendine. Evet, onun bir de parçası var. Ayağını da yedir. Aşağıya indireceğim şunu. Şu ayak var ya bir tane daha. Onu da al gel. Dursun da. Ne yaptın ya, Ali da. Bey? Aferin sana. Ani hareket yaptın. Ne gülüyor bir? Komşuya gelir, merak etme. Kim be komşuna gelir başına? Ah. Belini yiyecekti. Ani hareket yaptı bir anda. Başını sevmek bizim işimiz değilmiş demek ki. Bir de krem sürer sana şimdi. Bu da. Ha, o da parçası. Aferin benim oğluma. Baba onu tamir edecek şimdi oğlum. Evet. Kırıldı. Atma, ne yaptın öyle? Ama ne yapacaksın? Yapma anneciğim.
başım ağrıdı benim. Benim mi ağrıdı? Evet. Belim tutuldu. Belim tutuldu. Masaj yap babaya oğlum. O benim. Evet senin. Dışarıda biz olduk. Masaj yap oğlum babaya. Ha? Bırak ben seni istediğim gerisini bırak. Ha. Ne oldu? Çocuğun bir şey yaptın. Çocuğun oldu. Tamam. Ben de çamaşır sikerdik ya. Ya o kadar kendine kaptırmayaydın. Tabi yarabbim ya. Çok sevindiler. Şöyle bir sirkele tamam bitti. İki saat böyle üst üste ne sirkeliyorsun? Ne var ki çamaşırlarda sanki? Şöyle yap. Göster bakayım. Arkadaşlar bu. Heh. Birazcık tutup. Uy. Ah Ali Bey. Ah Ali Bey. Ah. Geri gelecek mi buraya? Uy. Durduğu yerde. Tekrar mı yağmur başladı? Demin yağmur yağıyordu. Alper yağmurda geldi. Şimdi o da şey olmuş. Şemsiyesi bozulmuş, açılmamış şemsiye. Neyse yanındaki arkadaşı kendi şemsiyesini Alper'e de tutmuş da ıslanmadan gelmiş. Yoksa o yağmurda gelseydi çocuk suyu çıkardı vallahi. Şimdi hızlandı yağmur, daha da hızlandı. Maşallah iyi yağmur yağıyor. Yağsın, yağmur iyidir. Barajlarımız su doluyor. Tripodum kırılmıştı. Küçük bir tane tezgah üstünde kullandığım tripodum var. Kırılmıştı o. Onu yapacak şimdi Ali. Onu da yapsın da bir. Ay.
Ay, akşam yemeğini yedik. Gel de bu sofrayı topla şimdi. Vallahi yemek topla, yiyince. Çıplaşacağım. Yemek yiyince ağırlık çöktü üstümüze. Oy, kızım da, kızımın da üzerine ağırlık çökmüş teyzeleri. Benim okulda her fen dersinde uykum geliyor. Ha? Benim okulda her dersinde uykum geliyor ve bu fen dersinde de uykum öyle bir geldi. Neden? Neden fen dersinde uykun geliyor? Fen dersi hep 3. ve 4. dersler. Yani 3. ve 4. derslerde bir şeyler oluyor diye Ay 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 ay. Valla yukarıda çamaşırları serdikten sonra... Yakup, baba üzerini değiştirdi mi? Evet. İyi, o şeyin fermuarını kapat bakayım. Ceketinin fermuarını da biraz kapat. Ben de uyudum. Kalkıyorum. Afiyet olsun. Elhamdülillah, iyi oğlum. Sana da bağırlık çöktü. Allah'ım Allah'ım. Dünden yemeklerimiz vardı. Onları ısıttım. Tencereler bitti çok şükür. Yemeklerimiz bitti çok şükür. Yakup da üzerine kolayı dökmüş. Babası şimdi üstünü değiştirdi. Ceketini giyer misin Yakup? Anneciğim, ellerine sağlık. Annenin ellerine sağlık. Babanın ellerine sağlık. Erdin'in ellerine sağlık. Afiyet olsun. Emine ablanın ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz önce toplamaya zor sunduğum mutfağımı tabii ki de topladım canlarım. Masayı topladım. Masanın üzeri mandalina dolu. Çünkü hepimiz gelip gidip yiyoruz. O yüzden hep burada mandalinalar. Bir kısmı da sebzelikti ama sebzeliğe sığmadığı için normalde böyle bir sepet dolusu mandalina hep masamın üzerinde bulunduruyorum. Çocuklar bol bol yesinler diye. Sebzeliğim de doldu. Sebzeliğe sığmadığı için bunu da böyle koydum. Zaten 2 günde biter o. Masamı topladım. Hemen süpürgeyi çalıştırdım. Komple alt katı süpürdüm. Bugün süpürge tutmamıştım eve. Masanın altı da ekmek kırıntısı, yemek kırıntısı olunca her yeri, salon, koridor, diğer oda falan, mutfak, her yeri süpürdüm. Bulaşıklarımı yıkadım. Bir güzel ocağımı falan da sildim. Her yer tertemiz. Sarı bez oradaysa iş bitmiş demektir. Tabii ki şimdi böyle toplu, derli toplu mutfak gördüğümüz zaman ne diyoruz? Ay ne güzel derli toplu, oh mis gibi mutfak diyoruz ama kaç dakika böyle kalacak hiç bilmiyorum. Birazdan çay koyacağım. O yüzden çayın yanına da bir şeyler falan çıkartırım. Çayımızı içeriz. O yüzden ne diyorum canlarım, bugünlük benden bu kadar. Bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalbinizde, gönlünüzde, dileğiniz, duanız neyse Rabbim versin inşallah. Biz birazdan çay keyfi yapacağız. O çay keyfini de ayrı bir vlog yapacağım. İnşallah diğer kanal için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Güzel güzel yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.